Merhaba arkadaşlar, oyun sonu serimize hoş geldiniz. Bu seride oyun sonuyla alakalı problemler çözeceğiz. Şunu söyleyebilirim, yeni başlayan oyuncuların en çok zorlandığı konu diyebilirim oyun sonuyla e, alakalı. Çünkü bana gelen e, gelen sorularda genelde oyun açılışıyla ya da nasıl taş alırızla alakalı değil de genelde oyun nasıl bitiyor? E, ne zaman pas demeliyiz ya da e, oyun sonunu oyun sonunun geldiğini nasıl anlıyoruz? Gibi sorular oluyor arkadaşlar daha çok. O yüzden bu konuyla alakalı ayrı bir video serisi çekmeye karar verdim ve size paylaşıyorum. Birinci bölümündeyiz. Bu videoda problem çözeceğiz arkadaşlar. Problem çözerek başlayacağız öncelikle. İlk problemler size kolay gelebilir ama mümkün olduğunca her soruyu çözmeye çalışın, takip edin, cevapları dinleyin ve gittikçe de zorlaşacak zaten bu sorular. O yüzden. En ufak e, problemi bile çözmeye çalışın arkadaşlar bu şekilleri tanımınız açısından sizin için önemli olacaktır. Bu arada e, oyun sonuyla alakalı tabii ki yeni başlayanlar için Go diye e, bir se serimiz de var bizim. Orada ne zaman pas dememiz gerektiğini, e, puanları nasıl sayıldığını orada e, daha ayrıntılı anlatacağım size. Burada daha çok... Oyun sonu tekniğimizi geliştirmek adına problemler çözeceğiz arkadaşlar. Hemen Go tatlımıza geçelim ve ilk sayfamıza başlayalım. Bugün yolumuz uzun. Bir sürü problem çözeceğiz. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tahtada bitmiş bir oyun görmüyorsunuz. Sadece her köşede ayrı bir oyun sonu problemi görüyorsunuz. Üçgenle işaretli beyaz taşlar ise beyazın yaptığı son hamle diyebilirim. Yani burada beyaz buraya oynamış en son. Siyah ne yapar? Burada beyaz en son buraya oynamış, siyah nasıl cevap verir, nasıl oyun sonunu getirir gibi dört ayrı problem var şu anda tahtada. Her sayfada da dörder problem çözeceğiz. Şimdi oyun sonunu nasıl getiriyorduk arkadaşlar? Sınırlarımızı kesinleştirerek yani alanlarımızı alanlarımızın sınırlarını belirleyerek kesin olarak belirleyerek bunu yapmamız gerekiyor. Burada beyaz buraya oynayarak şuradaki sınırı kesinleştirmiş değil mi? Açık olan bir yer var mı? Ona bakalım. Burası açık. Yani şunların puan olarak sayılması için burasının da kapatılması lazım. Yoksa pas diyemeyiz. Burası önemli alanlarımız tam anlamıyla belirlendikten sonra pas diyebiliriz. Yoksa puanlar sağlıklı bir şekilde sayılamaz. Burada tabii e, siyah beyazın bir puanını daha almak için buraya oynuyor. Beyaz da burayı kapatıyor ve oyun bitmiş oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu bu bölge için oyun sonu getirilmiş oluyor. Mesela siyah başka bir yere oynarsa, beyaz buraya oynarsa, bakın buradaki boş nokta, şuradaki boş nokta beyazın puanı değil mi? Evet. Alanın içindeki taşlar puan olarak sayılmıyordu. Boş noktalarımız puan olarak sayılıyordu, e, sayılıyordu ve siyah buraya oynayarak aslında ne yapmış oldu? Beyazın buradaki puanını azaltmış oldu yani yok etmiş oldu. O yüzden bu şekilde oyun sonu getirebiliriz. Hemen hızlıca bakalım diğerlerine. şu şuraya bakalım hemen. Beyaz en son burayı savunmuş, buradaki bağlantıyı kurmuş. Şurada bir açıklık var. Bakın buraya oynamıyoruz değil mi? Buraya oynarsak beyaz bizi keser. O zaman bu taş e, ölür burada. O yüzden oyun sonu hamlesi oynuyoruz burada, buraya oynuyoruz beyaz da kapatıyor bizi. Buradaki oyun sonu bitmiş oluyor. Hemen hızlıca şu iki soruyu da yapalım. Buraya oynuyoruz beyaz kapatıyor, beyazın alanından bir puan alıyoruz, azaltıyoruz beyaz burayı kapatarak oyun sonunu getiriyor. Şu noktayı sorabilirsiniz. Bu nokta hiç kimsenin noktası değil. Böyle noktaları oyun sonunda dame deniliyor arkadaşlar. Dame nedir? Tarafsız bölge yani hiç kimsenin olmayan boş noktalar. Oyun sonunda da burası doldurulabilir. Yani gerçek tahtada oynasaydık dameler dolduruluyordu. Ama bazı serverlar, daha doğrusu çoğu, dameleri otomatik olarak algılıyor puan sayarken, o yüzden doldurmamıza gerek kalmıyor. Şimdi bir sonraki sayfaya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu problemle başlayalım. Beyaz en son buraya oynamış, siyahın alanına girmeye çalışıyor. Çok kolay. Buraya oynayarak kapatıyoruz, değil mi? Ve burada artık bir oyun sonu hamlesi kalmamış oluyor. Buraya gelelim. Beyaz siyahın alanına girmeye çalışıyor. Kapatıyoruz. Sonra Beyaz burayı savunuyor çünkü bu taş Atari de Beyaz burayı savunuyor ve buradaki oyun sonu da tamamlanmış oluyor arkadaşlar. buraya geçelim. Burada da bakalım en son beyaz nereye oynamış? Buraya oynamış. Şurası hala daha açık bakın. Burada bir açıklık yok. Şöyle sınırlara bakalım. Şurası açık. Bir kere daha beyazı ittiriyoruz. içeri doğru. Bu şekilde beyazın alanını azaltarak oyun sonunu getiriyoruz o bölgede. Burada da aynı şekilde beyazın önünü kapayarak şuradaki puanları alıyoruz bakın. 1 puan, 2 puan. Eğer bu hamleyi yapmasaydık beyaz buraya geldiği zaman şimdi kapatırsak bakın bir puanımız var burada değil mi? O yüzden beyaz bizim puanımızı silmeden burayı kapatıyoruz ki 2 puan alalım. Bu şekilde buraya oynamazsak eğer oyun tam olarak bitmez ve pas diyemeyiz. O yüzden oyun sonu öğrenmek önemli. Bu tip basit problemleri de çözün arkadaşlar. Dinleyin. Çünkü aralarda biraz daha hani böyle sizi zorlayacak şeyler çıkabilir. O yüzden takip edin. Zaten hızlı ilerliyoruz. Bu arada serinin videoları arttıkça... Yani diğer videolarda tabii ki biraz daha farklı şekiller... Biraz daha zor problemler de çözmeye başlayacağız. Şimdi bu ilk bölüm olduğu için... Şöyle bir kolayca bir oyun sonunu hatırlayalım dedim. Şimdi şuradan başlayalım hemen. Beyaz siyahın alanına girmeye çalışıyor. Siyah kapatıyor. Beyaza ateri çekti. Beyaz da bağlıyor. Bu şekilde oyun sonunu getiriyoruz. Burada da hiç geri almaya gerek yok. Beyaz buradan girmeye çalışıyordu. Beyazın önünü kapatıyoruz. Alanımızı savunuyoruz. Beyaza ateri çekiyoruz. Beyaz bağlıyor. Burada oyun sonu artık oynanmış oluyor. Burada da beyazın önünü kapatıyoruz. Ateri çekiyoruz. Beyaz bağlıyor. Aynı şeyi burada da yaptığımızda artık oyun sonu hamlesi kalmamış oluyor. Bu arada arkadaşlar tekrar edeyim. Şu anda tahtada yani genel olarak bakmıyoruz değil mi tahta? Yani oyun böyle bitmiş diye bakmıyoruz. Şu anda tabii tahta boş yani oyun bu şekilde bitmez. Daha siyah e, ortaya girer eğer oyun böyle olsaydı. Şu anda sadece her köşede küçük problemler çözüyoruz. Yani tahtanın geneline bakmayın. O bunu hatırlatayım da daha sonra sorular gelecek çünkü onu biliyorum. Oyun bu şekilde mi bitiyor diye? Hayır, bu şekilde bitmiyor tabii ki. Yani burada siyah daha buraya girip burada bir e, yaşayan bir grup oluşturmaya çalışır tabii ki. O yüzden e, problem problem bakalım bu e, sorulara arkadaşlar. Şimdi. Burada da kolay değil mi? Burada siyah burada alanını savunuyor. Buraya oynayarak. Beyaz tabi buraya oynayamaz değil mi şimdi? Buraya oynarsa çünkü siyah alır. Beyaz ne yapıyor? Burayı savunuyor. Önce bağlıyor. Siyah da burayı bağlıyor. Burası da önemli bakın. Eğer siyah buraya oynamazsa beyaz girdiğinde bu sefer bu şuradaki taşlar ateri de değil mi? Bu taşlar ölür. <laughs> o yüzden siyah bir de burayı bağlaması gerekiyor ki şuradaki puanı alsın. Bu grubunu da yaşatabilsin. Evet. Bu probleme geçelim. Kapatıyoruz. Ateri çekiyoruz, bağlıyor ve oyun sonu gelmiş oluyor. Burada bir zayıflığımız olsaydı burayı bağlamamız gerekiyordu bu arada arkadaşlar ama zayıflığımız yok değil mi? Yani burada beyaz keserse bize ateri çekiyor ama bağlarız. Yani beyaz ne yapacak ki burada bize? Hiçbir şey yapamaz. Bizi alamaz. Siyahları alamaz. O yüzden ekstradan burayı bağlamamıza gerek yok. Çünkü bir puan kaybediyoruz burada eğer bağlarsak. Çünkü şuradaki boş nokta bizim puanımızdı. Eğer bağlarsak kaybediyoruz bu puanı. Ama tabii ki de orada bir e, tehlike olsaydı, tehdit olsaydı... ...o zaman savunmamız gerekebilirdi. Ama bir puan bile çok önemli arkadaşlar. Yani bazen oynuyorsunuz oynuyorsunuz, oyun sonunda o kadar hamle yapmışsınız bir sayılıyor puanlar yarım puanla bitmiş. Bir buçuk puanla iki buçuk puanla bitmiş maç. O yüzden buradaki bir puanlar iki puanlar oyun sonundaki bu puanlar çok önemli aslında yani oyun sonu çalışmak gerçekten önemli. Şimdi burada bakalım. Beyaz siyahın alana girmeye çalışıyor. Eğer siyah bu şekilde oynarsa beyaz bu sefer alana girmeye devam eder değil mi? Çünkü yani burada ko var. Beyaz alabilir bu taşı. O yüzden burada ne yapıyor siyah? Beyazın önünü kapatıyor bu şekilde daha fazla gelmesin diye. Bu şekilde bitebilir. Beyaz da burayı bağlayabilir. Şu iki nokta dame değil mi? Hiç kimsenin değil. Tarafsız noktalar bunlar. Oyun sonunda puan olarak sayılmaz. Şimdi buraya bakalım. Beyaz siyahın alanına girmeye çalışıyor. Siyah beyazı ateri çekiyor, kapatıyor. Alanını savunuyor. Beyaz da bağlıyor. Bu şekilde bitiyor burası daha geçebiliriz. <laughs> Bunları da arkadaşlar hızlıca yapıyorum. Siyah kapatır. Siyah kapatır bu şekilde. Bakın böyle değil. Böyle kapatırsa sadece bu puanı alır. Ama böyle kapatırsa buradaki 3 puanı alır. Burada da önünü kapatıyor beyazın. Beyaz burada siyahın bir puan almasını engelliyor. Siyah 3 taşı atarı çekiyor. Beyaz bağlıyor. Burada bakın beyaz bunu oynarsa siyah şurada bir puan daha yapar değil mi? O yüzden beyaz burada bir kere daha buraya geliyor siyah o puanı almasın diye. Bu şekilde oyunu bitirebilirler. Şimdi buraya gelelim. Ha, burası ilginç bakın arkadaşlar. Snapback diye bir taş alma tekniği var. Bir tane taş feda edip birden fazla taş alabiliyoruz. Burada şu iki beyaz taş ateri de evet. Ama bunu alırsak eğer beyaz bizim alanımıza girmeye devam eder. Yani burada bir puanımızı daha almış olur bizim. O yüzden burada... Beyazın önünü direkt kapayabiliyoruz. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Buradaki taş de Ve şuradaki tek taş da ateride. O zaman beyaz bu taşı alamaz mı? Biz bu iki taşı alabilir miyiz? Bakalım. Beyaz buraya oynadığında arkadaşlar... Hamle sırası siyaha geçtiği zaman... Siyah tekrar buraya oynayıp bu taşları alabiliyor gördüğünüz gibi. O yüzden... Burada beyazın önünü kapattığımız zaman... Bu iki beyaz taş zaten bizim esirimiz. Beyaz bu taşı alsa bile biz bunları alıyoruz. O yüzden burası bizim alanımız sayılıyor. Ve şuradaki, şuradaki bir puanı da almış oluyoruz. Bakın biraz önce alamamıştık. Şurada A2 noktası değil mi? Eğer bu iki taşı direkt alsaydık, beyaz bir kere daha gelecekti. Bakın buradaki A2 artık dolu. O yüzden oradaki bir puanı da kazanmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi geçelim arkadaşlar. Burada tabii ki buraya oynamıyoruz değil mi? Beyaz alır o zaman. Ne yapıyoruz? Aşağı inerek alanımızı savunuyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken şey beyaz en son bize atari çekmiş. Görmeyip bağlarsak beyaz hepsinin hepsini alır arkadaşlar. Bütün taşlarımız orada öldü. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Bunu bağlamamamız lazım. Ya buraya ya buraya oynamamız lazım. Yani buraya oynarsak mesela beyaz burayı alır iki ta beyaz taşı ateri çekeriz. Bu şekilde oyun sonu gelebilir. Tekrar edeyim. Buraya oynarız. Sonra beyaz bunu alır. Ateri çekeriz. Bağlar. Bir de bir puan daha iyi bir hamle var arkadaşlar. Bunu da oynayabiliriz. Burada bu taşa ateri çekiyoruz. Beyaz bizi alır. Biz beyazı alırız. Beyaz bizi alır. Sonra beyazı ateri çekeriz. Beyaz bağlar. Böyle de olabilir bu şekilde de oyun sonu gelebilir arkadaşlar. Burada da kolay hemen cevap verelim. Burası değil değil mi? Yoksa alır beyaz. Ne yapıyoruz? Aşağı iniyoruz. Burada bir zayıflığımız yok. Beyaz bizi alamaz. O yüzden orayı savunmamıza gerek yok. Şimdi buraya gelelim. Şuraya gelelim. Şimdi burada eğer inmekten korkarsak burada bir zayıflık var diye o zaman hata yapmış oluruz burayı bağlarsak. Şimdi bazen evet e, bu tip yerleri bağlamak gerekiyor arkadaşlar ama bazı durumlarda da eğer bir sıkıntı yoksa yani bir tehdit yoksa da cesur olmak gerekiyor. Burada beyaz bir şey yapamaz, siyah buraya inebilir. Oyun sonu hamlesi bu. Beyaz da burayı bağlıyor değil mi? Burada bir zayıflık yok bakın. Beyaz buraya oynarsa siyah bunu yapabilir. Burada bir zayıflık yok. Beyaz daha önceden de kesse burası önemli. Beyaz buradan keserse arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Bu bir tuzak. Eğer bu taşı alırsak, aa bu taş ateri de hemen almalıyım diye bunu bu, oynarsak buraya bu sefer beyaz sola doğru geldiğinde şuradaki dört taşımızı alıyor bakın. Ateri de artık oradaki dört taşımız ölür. O yüzden burada ne yapıyoruz? Eğer beyaz keserse bu taşı almıyoruz. Şu anda bu üç taşımız da ateride. O zaman burayı savunuyoruz değil mi? Beyaz artık buraya inemiyor bakın alırız. Beyaz da burayı kapatır. Oyun sonu bu şekilde gelebilir. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Evet burada da arkadaşlar beyaz alanımıza girmeye çalışıyor. Kapatıyoruz. Ateri çekiyoruz. Bağlıyor. Şurada artık bir de zayıf noktamız var. Burayı da savunmamız lazım. Şimdi bunu hepsinde bir yapalım bakalım. Kapattık, bağladı, bağladık. Bu da çok standart bir oyun sonu varyasyonu. Beyaz alanımıza girmeye çalışıyor. Kapattık, bağladı, bağladık. Beyaz buradan alanımıza girmeye çalışıyor. Kapattık, bağladı, bağladık. Buradaki zayıflığı savunmak önemli. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Aynı şey arkadaşlar. Hemen yapalım aynısı. Beyaz alanımıza girmeye çalışıyor. Kapattık, ateri çektik, bağladı. Zayıf noktamız var bakın. Yok buradan e, yoksa beyaz bizi kesebilir orayı savunmazsak. En son bir de burayı savunmamız lazım. Direkt de bağlayabiliriz arkadaşlar. Kaplan ağzı yaparak da bağlayabiliriz duruma göre. Orada bir göz problemimiz olsaydı kaplan ağzı yapmak daha mantıklıydı ama şu anda bir problem yok. Direkt dümdüz bağlayabiliriz. kapattık, bağladı, bağladık. Bu kadar. Kapattık, bağladı, bağladık. Kapattık, bağladı. Bağlamamıza gerek var mı? Evet var. Buraya oynamamız lazım. Yoksa başka bir yere oynarsak beyaz buraya oynayabilir. Burada iki tane kesme noktası var. Eğer burayı bağlarsak beyaz buradan kesip bize alabilir. Eğer burayı bağlarsak bu daha da kötü. Beyaz bu sefer buradan kesince bütün taşlarımız gider. Bağlayamayız. O yüzden burada bir zayıf nokta var. Yani pardon. Heh. Beyaz buraya oynadığı zaman biz kapatıyoruz burayı. Evet, beyaz ateri çekiyoruz. Beyaz bağlıyor. Daha sonra bunu oynuyoruz. Burası da önemliydi. Burada isterseniz şeye de bakabiliriz. Yani burada kapattıktan sonra beyaz buraya oynarsa ne olur? Buna da bakabiliriz arkadaşlar. Burada bu hamleyi yapabilir miyiz? Bakalım. Bak beyaz kestiği zaman bize ateli çekiyor çünkü. Bunu almamız lazım. O zaman beyaz aşağı indiğinde bütün taşlarımız gider. Burada da dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Burada direkt bu taşı alabiliyoruz. Direkt buradan e, ateri de olduğu için bu taşı aldığımızda bakın zaten şu grubumuza bir tane nefes açılıyor değil mi? Artık beyaz bizi buradan bile kesse bunu oynayabiliyoruz. Bakın alttan bu şekilde bağlanabiliyoruz. Beyaz bize ateri çekmeye çalışırsa beyazı alırız bu şekilde. Beyazın da yapacak pek de bir şeyi yok aslında burada. Buradan kesse yine aynı şekilde bunu oynayabiliriz. Beyaz yine buradan kesip ateri çekemiyor. O yüzden beyaz direkt buradan bize saldıramıyor arkadaşlar. Önce bir burayı bağlaması lazım. O zaman da biz buradaki zayıflığımızı savunabiliriz. Evet, bir sonraki sayfaya geçelim. 4 sayfamız kaldı. Yine aynı problem hemen yapalım. Kapattık. Alanımızı savunduk. Beyaz bağladı, biz bağladık. Kapattık. İki taşı atarı çektik. Beyaz bağladı, biz zayıf noktamızı savunduk. Beyaz alanımıza girmeye çalışıyor. Kapattık. Beyaz savundu, biz de savunduk. Tekrar edeyim arkadaşlar. Burada bunu da oynayabilir bakın siyah. Bunu da oynayabilir. Ama eğer göz probleminiz yoksa yani orada iki göz yapmaya çalışmıyorsanız çoğunlukla direkt bağlamak daha iyi. Ufak bir fark var. Yani tahtanın başka bir yerinde ko savaşı çıkabilir mesela. Ko dediğimiz bir şey var. Onu mu muhtemelen biliyorsunuz şu anda da bilmiyorsanız da ileride anlatacağım. O yüzden bazı durumlarda bunu yapmak iyi olabilir. Bu da savunuyor ama eğer burada bir iki göz ile alakalı bir probleminiz yoksa direkt bağlayabilirsiniz. Evet, burada da kapatıyoruz. Beyaz kapatıyor. Bağlıyoruz. Geçtik. Kapatıyoruz şuradaki bağlantıyı kurmasın diye bakın şuradaki taşla ana grubun bağlantısını kesmiş olduk değil mi? Şuradaki puan almak için beyaz kapatıyor biz bir de burayı savunuyoruz. Burası da önemliydi. Burada bakın arkadaşlar eğer buraya oynarsak şurada zayıflık var diye buraya oynarsak beyaz bu sefer bunu oynayabilir. Bu sefer beyazın önünü direkt kapatamıyoruz bakın. Beyaz bizi keser. O zaman ne yapacağız? Uzamamız lazım değil mi? Beyaz buraya geldiğinde yine buraya oynayamıyoruz. Beyaz alır. E yine uzamamız lazım. O zaman içeride bakalım kaç puanımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puanımız var değil mi? Peki diğer türlü oynasak mesela. Burayı değil de burayı kapatsak şu taşı atari çekiyoruz. Beyaz bağlıyor. Şuradaki zayıflığımızı savunuyoruz. Beyaz buradan bir kere geliyor. Kapatıyoruz. Şimdi kaç puanımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın bir puan daha fazla aldık değil mi? Direkt burayı bağlasaydık ilk başta şurayı. O zaman 8 puan alacaktık o oradaki alanda. Ama ateri çekerek başlayıp bu şekilde oynarsak 9 puan aldık. Yani bir puan fazla almış olduk. Şimdi buraya gelelim. Kapattık. Kapattı, bağladık. Bu şekilde oyunu sonlandırabiliriz. Buraya bakalım arkadaşlar. Kapattık. İki taşı ateli çekiyoruz. Bağladı. En sonda bir de burayı bir savunmamız lazım. Evet bir sonraki sayfaya geçelim. <laughs> burada da arkadaşlar yine siyahız. Siyah olarak burada maksimum faydayı sağlayacak oyun sonu hamlesini bulmaya çalışıyoruz. Burada evet bunu oynarsak kendi alanımızı kesinleştirmiş oluyoruz. Doğru. Beyaz da buraya oynar. E, pas diyebiliriz, değil mi? Ama burada beyazın bir puanını eksiltebiliriz şuradan oynayarak. Yani beyazın alanına bu şekilde girmeye çalışarak. Neden? Beyaz çünkü bu araya girip bizi kesemez, değil mi? Alırız beyazı. O zaman beyaz da bunu oynayacak. Biz de bağlayacağız. E, ne oldu? Bizim puanımız belki değişmedi. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Direkt insek 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine aynı. Ama bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bu şekilde oynarsak beyaz şuradaki puanı almış oluyor. Yani şu puanı beyaz almış oluyor. E biz bu hamleyi yaparak beyazın o puanı almasını engelliyoruz. Bakın artık burada bir puan yok. Kapatmış oldu orayı beyaz. Şimdi bunu hepsinde uygulayalım arkadaşlar. buraya oynuyoruz. Beyaz ateri çekiyor, biz bağlıyoruz. Bu şekilde oyun sonu gelmiş oluyor o bölge için. Burayı oynuyoruz. Beyaz ateri çekiyor, bağlıyoruz. Beyazın alanına girmeye çalışıyoruz. Beyaz ateri çekiyor, bağlıyoruz. Tekrar Beyazın alanına girmeye çalışıyoruz. Beyaz engelliyor. Biz de kendimizi savunuyoruz bu şekilde. Hane. Atari. Bağlama. Hane. Atari. Bağlama. Hane. Atari. Bağlama. Her zaman hane ile başlıyoruz çoğu zaman. Rakibin alanından bir puan daha silmek için Evet arkadaşlar bugün bir sürü problem çözdük. Gerçekten çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum bu ee, video serimiz devam edecek tam gaz ha, haftada bir video yükleyeceğim ee, bayağı uzun bir seri olacak Bu arada yani bu ilk problemler belki kolay gelmiş olabilirsiniz ama yavaş yavaş e, zorlaştıracağız Bu arada hani e, kolay gibi geliyor da aslında yani bu bir puanlar, iki puanlar çok önemli yani. Çünkü bazen yine oyun sonu oynuyorsunuz. Yine e, hiçbir problem yok. Pas diyebilirsiniz. Ama farklı oynasanız belki bir puan daha fazla alabilirsiniz. Yarım puan daha fazla alabilirsiniz belki. Belki o aldığınız bir puanla, iki puanla e, oyunu kazanacaksınızdır. O kadar. 19'luk tahtada bir sürü hamle oynuyorsunuz. Bir buçuk, iki buçuk puanla Kaybetmek gerçekten çok üzücü oluyor. E, o yüzden oyun sonu aslında oyunun en önemli aşaması diyebilirim. Yani gerideyseniz bile oyun sonunda buradaki birer puanları, ikişer puanları böyle toplaya toplaya rakibe yetişebiliyorsunuz. O yüzden önemli. Evet arkadaşlar, oyun sonu serimizin birinci bölümünü bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.